Neyse. Evet, şaka bir yana yanımda bir bodyci Efe Murat Uçarlı var. Ders hayatından sonra artık birlikte spor... Kardeşimizle YKS'den sonra başladık. Onun videoları da gelecek bu arada. Neyse, Efe ile aynı okuldaydık. Aynı sınıftaydık. Hatta 3 sene falan aynı sınıftaydık. Aynen, çok yakın öyle. Arkadaşım. Bu süreci birlikte geçirdik. Yani birlikte çalıştık, deneme sınavlarına birlikte girdik. O da şu anda İTÜ Makine'de. Kaçıncı sıradan girmiştin? İTÜ Makine'ye 6. sıradan girdim ben. Yani, sıralamam yani, 9200. 9200. Aynen. Ya bölümde 6.ydim. Sen bir kendinden bir bahset istersen. Ben, şöyle bir netlerin sıralama. Arkadaşlar, ben Efe Murat Uçarlı. Yani genel olarak sıralamam TYT'de 2500'dü, AYT'de 9200'dü. Anlayacağınız üzere AYT'm beni geriye attı. Ondan sonra yani, İTÜ Makine'ye tercih ettim. Öncelikle endüstriyi yazmıştım. Gelmeyince İTÜ Makine geldi. Şu anda İTÜ Makine Mühendisliği'nde hazırlık öğrencisiyim. Hazırlık okuyorum. Öyle. Netlerin? Netlerim TYT'de 105 netim vardı. 2500 geldi oradan. Ha, AYT bayağı bir geri attı. AYT 65 netle, 65-66 netle. Ha. Beni 9200'e geri attı. 8500'dü, 700'lü ortalama attı. 9200'e gittik. Onun sonrasında İTÜ Makine'de buldum kendimi. Sana şeyi de soracağım. Bu şey videolarından farklı olarak. Sonuçta büyük ihtimal başlığı şey diye açacağız. Yani 6 ayda ilk 10.000 diye atacağız. Onu açıklayacağım şimdi yani. Şimdi bir clickbait, clickbait kokan bir yok, şey yok. Olacak. Onu bir açıklayacaksın sen. Onu ben bayağı açıklayacağım. Ha. İnanacaksınız da yani. Şu ana kadar yani arkadaşlar biraz dis gibi olacak ama önceki çıkanların çalışmadığımıyla benim çalışmadığımı farklı yani. Bunu canlı şey yapabilir. Bu adam harbi çalışmadım. Ben harbi çalışmadım arkadaşlar. Onu konuşalım. Konuşuruz onu. Şimdi bir öğrenci profiliyle bir bağlantılı olduğu için önce bir öğrenci profilinden bahsetsen sonra onu öğrenci da soracağım. Öğrenci profilinden kısaca öncesinden bahsedeyim. Ben hazırlıkta çalışıyordum ilk başta. Sonrasında ise 9-10-11'de yani tabiri caizse saldım tüm dersleri. Hiç çalışmadım. Yani hiç çalışmadım yani. Ortalamalar düştü. Yani diyeceksiniz sonra ortalama nasıl 90 oldu diyeceksiniz. Benim OBP'm 90'dı. Son sene 99'du. Son sene çalışıyordum. Bunu itiraf ediyorum zaten. Söylüyorum. Ama 11, 10 ve 9'da yani 99'u düşürdü yani. Öyle düşünün. Ve yani benim yüksek olan derslerim de şeydi böyle. Edebiyat, dil anlatım. Yani nasıl tarih. Beden eğitimi, müzik, seçmeli beden eğitimi falan. Bize 100 veriyorlardı genelde. Aynen. Onlar orada... oradan 100'ler geliyordu ve toparlıyordum. Fizik 30'du yani. Yani sizin psikolojinizden anlayabiliyorum. Kimya mı yüksekti sadece? Geriye kalanları yüksek değildi ama öyle. Ha, teşekkür falan aldım. Teşekkür aldım. Yani iki dönem teşekkür aldım yani neredeyse. Birinde teşekkür aldım, birinde yani hocalara dilenme olur ya, not dilenmesi. O sayede takdir aldım birinde. Yani halden anlarsınız yani. Notları yükselten de seçmeli derslerdi genel olarak. Yani matematik ya da fizik değildi. Aynen, o konuyu açık bir getirmek önemli yani. Hiç çalışmıyordun nasıl 90 olaydın, aslında açıklaması bu yani. Aynen, 99'u düşürdü yani, öyle düşün. Tamamdır, öğrenci profili öyle. 12. sınıfı anlatayım biraz da istiyorsan. Aynen, şu hemen bir başlık konusunda bir açıklığa kavuşturalım. Yani ne demek bu son 6 ayda demek, arkadaşlar, ne demek yani? Arkadaşlar şöyle açıklayayım. Şimdi genel olarak benim arkadaşlarım, benim okulumdaki arkadaşlarım iyi profile sahipti. O yüzden de yani nasıl desem, çoğu 11. sınıfta zaten tekrar ediyorlardı ufak tefek de olsa. Birçoğu zaten çok çalışıyordu ama yani ortalama çalışıyordu diyeyim size. Yani tekrarlarını yapıyordu en azından. Sınav öncesi bir ay önceden çalışıyordu filan. Ben çalışmıyordum o zamanlar. Yani çalışmakta pek aram yoktu. Yazın hiç çalışmayan tayfa da birazcık çalışmaya başladı. Az da olsa Türkçeden başladı, matematikten başladı. Ama ben yazın da çalışmadım. Gene tık yok. Ya yazın da çalışmadım. Tatil yaptım ben. Ya açık net yani Kocaeli'de tatil yaptım. Ondan sonra tabii buradan yazlık arkadaşlarına selam yolluyorum. Yazlık kardeşlerime. Yok yok, küfür yok. Kardeşlerime selam söylüyorum buradan. Sonra her neyse 12. sınıfa geçtik. Dershaneye falan yazıldım. Dershane tercihi konusunda önceki arkadaşlarım da yorum yapmıştır büyük ihtimalle, video çeken arkadaşlarım da. Dershane tercihi önemli. Onu sonradan bahsederiz yine herhalde. Benim dershanem kötüydü ilk başta, böyle diyeyim. Benim ilk netlerim de TYT'ye girmiştim ilk başta. TYT'de 55-60, AYT'de de 15-20 netim vardı. 15-20. 15-20 netim vardı. Yani ilk netlerim buydu. Bu net sayısı da Eylül'ün başı. Eylül'ün birinde bu netler böyleydi. Yani yazı yani. Geçirdin hala, hala 55'tesin yani. 55-60'dayım. Mesela Burak'la çekmiştik biz video. 60 netle başladım diyordu. Ağustos'ta başlamıştı. Ama sen yaz geçmiş, ona yaz rağmen geçti. Aslında çok, aslında bazı insanlara hitap edebilecek bir profil yani. Tabii tabii, şey yani nasıl Eylül'ün başında Ağustos'un başıyla ya da ne bileyim Haziran'ın başıyla Eylül'ün başı arasında 3 ay olabilir ama o 3 ay tamamen boşsun ve kendini çok geliştiriyorsun. TYT birden net artıyor yani. Aynen. 60'tan 80'e birden geçersin o 2 ayda. Ha, sen ama bir şeyler ekleyemedin ve onun tabii sitesi birazcık sonra ne oldu peki 6 aylık sürece yaklaşırken? Sonra şöyle anlatayım. Ocağa kadar olan süreci anlatayım ilk başta. Ben ocağa kadar çalışmayı bilmiyordum. Yani şöyle oturuyordum ve çalışmayı bilmiyordum yani, unutmuştum çalışmayı. Yani 8'den beri çalışmadığım için neredeyse unutmuştum.
O yüzden çalışmayı öğrenmekle geçti belirli bir süreç. Yani günde bir iki saatlerle başladım böyle. Çünkü dayanamıyordum yani uzun bir süre oturmaya. Yani ne bileyim, elim telefona gidiyordu ya da oyuna gidiyordu. Yani herhangi bir şey, dışarı çıkıyordum, şey oluyordu. Çalışamıyordum yani işin açıkçası. Az az çalışmaya başladım. İlk öncelikle tabii konu öğrenmem gerekiyordu benim. Yani buradan hala konu eksiği olan arkadaş varsa, hiçbir şey için geç değil. Benim Eylül'de, Ekim'de TYT'yi de hiç bilmiyordum. Yani TYT'yi öğrenmekle başladım ilk başta. Nasıl diyeyim, Türkçeden bildiğiniz gibi sıfatları, zamirleri, bunları ben öğrendim yani. 8. sınıftaki bilgilerim vardı sadece, öyle düşünün. Sonra problem kitabı çözmeye başladım ki herkes problemleri yazın bitirmişti. Ya da ne bileyim, Eylül-Ekim'de problem davası bitmişti yani. Ben yeni başladım. Denemeye geçiyorsun. Falan biliyor muydun? Üçgen, iç açıları falan. Hayır hayır. 180. O kadar biliyordum kardeşim şimdi. Öyle. Yönetmenimiz de bizle birazcık şey yapmaya başladı. Haşir neşir. Ben abartı yapmıyorum. Ya geometride de bilgilerim öyle şey değildi yani. Üçgenin iç açılarını biliyordum. Ne bileyim, öyle kolay soruları yapardım. O tarzdı yani şey. Zor soruları yapamazdım. Ortalama soruları da yapamazdım. Ben ilk denemelerimde hatırlıyorum, TYT denemelerinde. Mesela matematik problem var 20 tane. Ben 10 tanesini yapabilmişim. Sonra şey var, geometride 12 tane soru var. Ben 4-5 tanesini yapabilmişim maksimum o da. Yani bir de şey, yani yapma stillerim de şey değil. Düzgün çözerek değil, böyle deneyerek, şey yaparak. O tarzdı yani genel olarak. Sonra peki son 6 ay ne oldu yani? Harbi sıkı çalıştın mı yani? Son 6 ay işte, canın biraz daha şey, son bir iki cümle daha ekleyeyim önceki 6 aya. Ben konu çalıştım ilk 6 ay. Bundan biraz pişmanım, biraz da pişman değilim, bunu da söyleyeceğim. Keşkeleri de eklersin onu. Aynen. Çok konu çalıştım çünkü çok eksiğim vardı. Nasıl diyeyim? TYT kimyada şeylerden başladım mesela. Adı nedir? Bu bilim adamlarından falan başladım. İlk üniteden başladım. Simyadan, kimyadan başladım yani. Oralardan başladım. Fizikte de aynı şekilde. Kaldırma kuvveti, basınç, bunlardan başladım yani. En baştan başladım. Konu çalışa çalışa ilerledim. Dershanemden de verim almadığım için YouTube'dan gittim daha çok. YouTube'dan izleye izleye gittim. Can önermiştir zaten size kanalları genel olarak. Ondan sonra ben konu olarak biraz toparlandım ama bakıyorum, konuyu biliyorum ama netim artmıyor. Çünkü test çözmemişim. İyi çalışmamışım, pratiğim yok. Onun eksikliğini çektim. Bu son 6 aydan bahsedeyim ben. Oradan birazcık daha geniş bahsedeyim tabii. Şimdi son 6 ayda benim kafama birazcık taş geldi yani. Dedim ben konu çalışıyorum ama netler yükselmiyor. Arkadaşlarımla konuşuyorum. Özellikle Can bize şey diyordu yani. 2-3 kişi biz konu çalışmayı seven tayfaya şey diyordu. Test çözün diyordu. Evet. Pratik yapın diyordu. Yani çünkü konu çalışmanızın bir anlamı kalmaz diyordu öyle. Konu çalışmak önemli. Çok önemli. Kabul ediyorum kavramak ama test çözmezsen yani yarım kalıyor yani. Bir yarım kalma hissi oluyor. Yani hiçbir şey bilmiyorsan tamam, konu başta yardımcı olur ama tabii. Yarı seviyedeysen geç kaynağı abi. Ben öyle öneririm yani. Aynen. Yani biraz konu çalışırken testi çözmeyi ihmal etmeyin. Basit de olsa çözün yani o testi. Onu söyleyeyim. Bir de son 6 ayda ya ben tabiri caizse eşek gibi çalıştım yani. Bayağı çalıştım. 15 tatille başladım ben buna. 15 tatilin başında ben dedim ki yani kendime. Yani benim yani şu an ben bu halimle girsem 50-100... Yani onlar bile zor dedim yani. 50 bin, 100 bin bunlar zor hedefler dedim benim için. Çünkü bilgi birikimim yok. Ocak'ta ben 70 nete yeni gelmişim daha. Umursamıyordum da sonra birden yani dedim artık bir şeyleri düzeltmem lazım. Yani. Yapabilmem lazım. Çalışırsam yaparım yani diye düşündüm. Bunu dinleyen için de geç değil o zaman yani daha. Ya hiç geç değil yani. Daha ben Ocak'ta başladım diyorum. Bir ayları var benden ekstra, öyle düşünsünler. Ki ben de öyle şey zeki biri olduğumu iddia etmiyorum yani ekstradan. Çalıştım yani. Son 6 ay çalıştım. 10 bin yaptım. Hak ettiğim buydu. Gecenin gündüzüne kadar. Efe gerçekten yani... Gece 4'te yazdığı da oluyordu, soru attı oluyordu. Beyler bu soru nasıl? Biz mışıl mışıl uyuyorken gece 5'te sabah 6'da attı oluyordu ama sabah 6'da uyandığı için değil, uyumadığı için atıyordu evet, soruyu uyumadığım yani. Uyumadığım için atıyordum. Yani. Nasıl diyeyim? Bu yani bir şekilde kendimi alıştırdım ve son 6 ayda yani maksimum uyuduğum saat 5'tir yani. 4 saat uyudum, ya bu 3 tabii, saat uyudum. Yani tavsiye edilen bir şey aynen, değil bu. Aynen tabii ki bunu yapın diye değil ama olabiliyor. O yaptı aynen. Adam yani sonuçta. Onu şu an tabii sizin temeliniz iyiyse, iyi gidiyorsanız yani genel olarak diyorsunuz ki benim netlerim 80-85'in üstü TYT'de, AYT'm iyi gidiyor, konularım iyi. Zaten böyle bir şeye kalkışmayın. 6 saat uyuyun yani günde. 6-7 tabii, saat uyuyun. Bu acil yani, durum. Fizyolojisinizi şey yapar yani, bu bozar yani sizin sağlığınızı bozar. Ama diğer türlü benim durumumdaysanız şu an bir ay fazlanız var benden. Diyorsanız ki abi benim netlerim düşük. Yani, ve atılın gerçekten 10 aynen, bin gibi iyi bir derece, %1'lik aynen, kısmına girmek istiyorum. Ben diyorsanız 10 bin istiyorum, 20 bin istiyorum, tıp istiyorum, iyi bir mühendislik istiyorum. Ya bunları diyorsanız ya da TM'de iyi bir hukuk fakültesi istiyorum diyorsanız birazcık kendinizden feragat etmeniz lazım. 6 saat mi uyuyorsunuz? 5 saat uyuyun, 4 saat uyuyun, daha çok çalışın. Yani haftada 2 kere mi dışarı çıkıyorsanız bir kere çıkın. Yani bunları şey yapın, azaltın yani, minimuma indirin ki dereceniz olabildiğince iyi olsun yani. Sene sonunda sevinen siz olun. Yazın istediğiniz kadar gezersiniz yani. Peki bu... Yani süreçten bahsederken azıcık belirttin de hani iyi ki ve keşkelerin bu süreçle alakalı hani özellikle bu son 6 ay ve evet, ilk önceki 6 ayla alakalı keşke şunu yapmasaydım, daha fazla uyuyabilirdim, keşke şunu yapsaydım,
9000. değil 900. olurdum falan filan dediği şeyler bunlar, ama. Bunlarda da alakalı şey var. Ben 6 ay çalıştım 9000 oldum diyorum ama 5000 de olabilirdim yani. Bunun bir sınır aralığı yok. 1000. de olabilirsiniz. Şu an çalışıp 1000. olabilirsiniz. Nasıl diyeceksiniz? Test çözme ve şey, deneme. Ben bu ikisine yani sonradan başıma dank etse de yani bir konu çalışma alışkanlığım vardı. Çok vazgeçemeden çözdüm denememi, testimi çözdüm ama daha fazla çözebilirdim. Ya orada arada şeye girmek istiyorum. Konu çalışma dedin, aklıma şey geldi. Mesela şey görüyorum ben. Konuyu çalışayım, bir tane defter çıkartayım, defterden notlar alayım. Şeyi var. Her konu için. Konuyu çıkardım, küçük küçük notlar alayım. Zaman kaybı ya biraz. Yani bir günde bunu harcıyorsun. Abi harcama ya. Arkadaş. Çalış, oku yani konuyu. Instagram'a atıyorlar. Ha yani evet, ha, şimdi bloggerlara laf etmeyelim de hani dis olmasın. Dis olmasın ya. Kardeşlerimiz onlar bizim de. Aynı camiadasın. aynen topu koşturuyoruz ama ya şimdi okuyorsun konuyu. Abi yazma yani. Her şeyi yazma evet, ya. Evet. Bildiğin şeyi yazıyorsun. Düzenli yazıyorsun, altına güzel başlıkları, renkli kalemler. Yapma abi böyle şeyler. Arkadaşlar, bir senem var senin. Kullan, teste geç. Harekete geç. Ben bunların sponsorluk olmasın ama Trump McFit'teyiz. Bekleriz yani. Aynen, bu arada antrenmana bekleriz. Antrenmana bekleriz. Şey, bu arada şey yani ben Can'ın dediği şeyleri denedim. Ve verimsiz olduğunu anladım. Yani konu çalışıyordum. Gidiyordum üstüne yazıyordum bir de. İnanılmaz vaktim gidiyordu. Ve denemeye girdiğimde ben o konunun sorusunu yine çözemiyordum. Çünkü sadece bir test çözmüş oluyordum. Ya da hiç çözmemiş oluyordum. Diyordum ki konuyu çalıştım zaten biliyorum. Bir, unutuyorsun. 2 0 verim, 3 zamanın gidiyor, yoruluyorsun. Test çözme yani, bir alışkanlıktır ya. Aynen, yani test çözeceksin. Artık. Yani konunu çalışacaksın, sonrasında testle öğreneceksin bazı evet, şeyleri. Yani Can öyle yaptı mesela. Adam başarıyı elde etti yani. Benim başarıyı elde eden arkadaşlarım genelde böyleydi, bu profildeydi. Çok testte çöz çözenler ilk 1000'e girdi, 2000'e girdi, 3000'e girdi. Yani test çözmek önemli yani arkadaşlar. Konunuzu çok, çok, çok iyi anlayın ama pratik yani teorikten daha önemli bazı yerlerde. Yani teorik biliyorsanız da yetmiyor yani. Mesela şey diyoruz, birkaç arkadaşımla ben mesela konuya çalışmışız, soru tartışıyoruz, diyoruz ki biz bu konuyu biliyoruz ama yapamıyoruz. Yani konuyu biliyoruz, çalıştık ama yapamıyoruz çünkü bir kaynak çözmemişiz. 5 test çözmemişiz, 2 test çözmüşüz, o yüzden yapamıyoruz yani soruyu. Pratik yok yani. Ona şöyle diyeyim, son 6 ayda tabii çok çalışacaksınız ama özellikle son 6 ayın son 2 ayı çok önemli. Yani onlarda daha da bir ekstra yani. Mesela ben son 6 ayın 2-3 ayında 5-6 saat uyuyorumdur yine. Ama son 2 ayda filan yani Can'ın dediği kısım oralar özellikle ben uyumadım yani neredeyse. Çünkü bakıyorum manyetizmada eksiğim var son konular. Özellikle şey sona bırakacaksınız onları. Şu an eksiğiniz varsa ben özellikle o kısım için söylüyorum. Diğer kısım için zaten rahat, kendinizi kasmayın yani özellikle. Temponuzda gidin, kendi temponuzda. Son ayda hafif bir vites yükseltirsiniz ama geriye kalan, geride olan kısım için vitesinizi yükseltin. Son ayda bir tık daha yükselteceksiniz çünkü. Yani vakit kendinize bulmak için diyorum. Bu tarz manyetizma, organik kimya, nasıl desem, modern fizik, bu konular için son zamanlarda ağırlık vermeniz gerekiyor. Bunlara çalışmanız gerekiyor ekstradan. Çünkü vakit sınırlı. Kendi vaktinizden feragat edip boş vakitlerinizden çalışmanız gerekiyor. Bir de bu konuları ders kitaplarından da çalışmanız gerekiyor. 12. sınıf ders kitapları önemli. Yani bizim mesela sınavımızda 2-3 soru ders kitaplarıyla alakalıydı yani. Okuduysan ders kitabını yapıyordun. Evet. Yani ders kitaplarına da ağırlık verin son zamanlarda 12. sınıf kitaplarına. Bir de şey, Özde 1'dir, TÖDER'dir, 3-4, özellikle de 3-4-5'in kurumsal denemeleri. Yani reklam yapmıyorum ama bu denemelere girin arkadaşlar. Reklam yapıyoruz ya, para alırız. Yani para alıyoruz 3-4-5'ten ya da ya, boş verin arkadan yani. Helikopter çıkacak elin çözünürlükte. 3-4-5 zeplini geçecek böyle arkadan filan. Yani çözün arkadaşlar, kurumsal denemelere gidin, para verin çözün. Dershaneler yapıyor bunları. Yani soru bankasından çözeceğinize deneme çözün. Yani Can bize mesela şey diyordu, soru bankasından niye çözüyorsunuz diyordu. Ya vakti geçti diyordu yani bunun artık. Bölüm denemesi çözün ya da normal deneme çözün diyordu. Biz mesela aptallık edip soru bankasından çözdük. Ya pek bir katkısı özellikle yok yani. Özellikle son süreçte hiç katkısı sağlamıyor yani. Aynen, son 1-2 ayda diyorum. Öncesinde çok katkılı ama son 1-2 ayda artık deneme, bölüm denemesi ağırlıklı olarak. Ya da mesela bir konuda eksiğiniz var, hemen üstüne pansuman, onu yani ona yönelik bir çalışma. Manyetizmada eksiğin mi var? Köşeye atmamak lazım. Aynen, ondan bir test. Gidip kaldırma kuvvetinden bir test çözme yani bu saatten sonra ya da basınçtan. Şeyde Mayıs'ta diyorum ben bunu, Mayıs için diyorum. Şu an çözün tabii yani, şu an eksiğiniz olur, benim de eksiğim var. Şu anda eksik kapatma, sonra eksiklerin artık tabii üzerinden geçmeye. Şu an ben yani basınç çözüyordum, kaldırma kuvveti çözüyordum, ne bileyim. Kolay konuları çözüyordum yani. Elementlerdir, şudur, budur. Ya sen ya o problemler. Zaman, yani bu süreci sen sıfırdan başladın. Yani kimyadan, bilim adamlarından başladın. Kaldırma kuvveti, basınçtan başladın. Bütün yani şey, hücrede şeyden başladı. Evet. Canlıların ortak özelliklerinden bir şablona başlayayım. Koymak için soruyorum da hani yani hepsinden en basit konulardan başladın, evet, öğrenmeye başladın, konuyu okudun, soruya geçtin. Hatta soruya geçme olanı geç fark ettin birazcık ama aynen, en sonunda
okudun, soruya geçtin. En sonunda denemelerle bu işi ilerlettin. Tabii ki bunun yani kısa sürede başarıya ulaşmanın olayı ne? Kısa sürede çok yoğun bir çalışması sergilerin. Tabii. Yani adam mesela 2 ay çalışır, günde 3 saat çalışır. Sen 2 hafta çalıştın, günde 8 saat çalıştın. Tabii, bir de öyle yakaladın. Bir de garantisi. Aslında gene işin olayı çalışmaya dönüyor yani. Tabii çalışma ya. Ben şey demiyorum size, ben zeki bir insanım demiyorum. Zaten böyle bir düşüncem de yok. Yani ben diyorum ki ben çalıştım son 6 ay. Bu sayede 9-10 bin yaptım. Benim limitim oydu yani. Yani şey diyorum ama biraz daha böyle denemelere, testlere ağırlık verseydim 5-6 binde görürdüm. Bu sizin birazcık da şeyinizle alakalı, kendi çalışma düzeninizle alakalı. Çok çalışırsanız limitinizi olabildiğince yükseltirsiniz yani. Bu sizinle alakalı tamamen. Çalışma düzeniniz, devamlılığınız, bir de hırslanmanız gerekiyor. Bir hedef belirleyin yani kendiniz. 10 bin mi? Yani şey demiyorum size, İTÜ şuraya gireceğim. Bu çok daha iyi tabii ki. Böyle bir hedefiniz olsa ama böyle bir hedefiniz de olmayabilir. Yani benim yoktu mesela. Yani ama şey hedefleyebilirsiniz. Ben maksimumumu yapacağım. 10 bine gireceğim, 20 bine gireceğim. Tıpa gireceğim yani öyle belirli bir yer olmasa da ya bir hedefiniz olsun yine. Bir şey olsun. Ya iyi yapacağım aynen. Hedefim vardı ama senin değil tabii, mi? Tabii. Ya 1000, 2000 yani sen istiyordun yani bunları ilk başta. Aynen. Son 1-2 ayda sıkılmalar ya da bu yoğun tempodan yorulma oldu mu? Tabii. Paylaş arkadaşlar. Onu da paylaşayım arkadaşlar yani. Ben zevkten çalışmadım son 2 ay yani. Son 2 ay son 6 aydı aslında yani. Şu anda çalışacak arkadaşlara da söyleyeyim ben hiçbir zaman zevkten çalışmadım. Ben çalışmayı seven bir insan değildim genel olarak. Evet, arkadaşlarım bile. Değil. Çalışmaktan kaçardım. Son gün çalışırdım. 40-50 alırdım. Diğer derslerden yükseltmeye çalışırdım. Ne bileyim. Dil anlatım kolay diye ondan 100 almaya bakardım yani. Diğer derslere çalışıp emek vermezdim. Çalışıp emek vermeyi ben son 6 ayda öğrendim. Bir şeylerin bilincine varınca istemesen de çalışıyorsun. İstemesen de çalışıyorsun ve de son 1-2 ay özelinde özellikle diyeyim. Zaten çok yoruluyorsun çok çalışırken yoğun tempoda. Son 1-2 ayda özellikle çok aşırı sıkılma oldu. Çünkü evden çıkmıyorum, okula gitmiyorum. Okula da gitmiyorsunuz son 1-2 ay. Özellikle temel lisede değilseniz. Yani dershaneye gidiyorsunuz sadece. Ben dershaneye de gitmiyordum, ona da bahsederim. Yani o da özellikle mühim bir nokta. Dershane seçimi önceki arkadaşlarım da bahsetmiştir. Son 1-2 ayda çok sıkılıyorsunuz. Çok yoruluyorsunuz. Yani uyumuyorsun, yoruluyorsun, bir masanın başındasın. Ben mesela şey yapıyordum. Şey derler böyle, mekan değiştirmekte ferahlık vardır derler. Ben mekan değiştiriyordum. Mesela kütüphaneye gidiyordum ara sıra. Evime yakın bir kütüphane vardı. Ona gidiyordum. Ara sıra mesela evde salonda çalışıyordum ara sıra. Gidiyordum salonda çalışıyordum. Salonu kapatıp orada çalışıyordum. Yani ders seçmek bir sıkıcı bir olay ama ızdırabı da çevirmeye de gerek yok. Yani. Aynen öyle. Mesela benim kardeşim vardı, gürültü yapıyordu. Ben o yüzden gidiyordum salonda çalışıyordum, kapatıyordum mesela. Ya da gidiyordum kütüphanede çalışıyordum. Hem hava değişikliği oluyordu bana, hem de kısa mesafe olduğu için gidip gelebiliyordum yani. Böyle şeyler yani yapabilirsiniz yani. Kendiniz de mekan yaratabilirsiniz yani. Özellikle paraya ve zamana ihtiyacınız yok. Sonra arkadaşlar bir de şey var. Son 1-2 ay mesela okula gelmedim, sadece denemelere geldim ben. Kendim YouTube'dan çalıştım. Bundan da bahsedeyim, YouTube ve dershane olayından. Çok sıkılıyorsun. Yani öyle böyle sıkılmıyorsun ama sizi burada bağlayan şey hedefiniz oluyor ve hırslanmanız gerekiyor yani. Açık ve net hırslanmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben hırslı değildim. Derslere olan hırsımı kaybetmiştim yani. Şeye olan hırsım vardı böyle, spora daha çok hırslıydım mesela. Böyle bir basket maçında gereksiz hırs yapıyordum. Futbolda halı sahada gereksiz hırs yapıyordum ama derse hırslanmıyordum yani. Olmadı birazcık. Lan çok ciddi kömürden. Sansürleriz. Dur şey diyelim. Arkadaşlar yani umursamaz bir moddaydım diyeyim genel olarak. Ama son 6 ayda umursadım yani. Çünkü umursamam gerekiyordu iyi bir şeyler yapmak için. 10 bin, 20 bin ya da belki de 5 bin bilmiyorum. Bunları yapmanız için 2 bin, 1000 yapmanız için umursamanız ve planlı programlı gerekirse dişinizi çıkıp yoğun çalışmanız gerekiyor. Yorgunluklar olacak ama yazın yani istediğiniz gibi dinleneceksiniz yani. Oradaki 3 ay sizin. Yani rahat yani. Hedefinize ulaşın. Tıp mı istiyorsunuz? Tıpınıza ulaşın. İstanbul'da bir tıp mesela 10 numara 5 yıldız. Oraya ulaştınız ya. Sonraki 3 ay sizin yani. Tertemiz sizin. O yüzden yani nasıl diyeyim? Psikolojik olarak çok zorluk çekeceksiniz. Sinirleneceksiniz. Yorgun olacaksınız. Çalışmak istemeyeceksiniz. Odanızdan sıkılacaksınız. Ama bunların çözümleri var. Mekan değiştirmek. Hedefinize odaklanmak. Ara sıra şeyler de olur bak, bunu söylüyorum. Ben 6 ay evden çıkmadım demiyorum. Böyle 2 haftada bir dışarı çıkarsın. Bunlar olacak. Yani nasıl diyeyim, deneme sonrası yemek yemeye gidersin arkadaşlar. Bir muhabbet edersin. Onu hep yapardık. Sosyal yaşam önemli çünkü psikolojin gider yani. Diğer türlü psikolojik olarak çökersin. 1-2 haftada bir kendine bir ara vereceksin ama bu ara evde olmasın. Evde yatmak olmasın. Evet, doğru. Zaten sıkıldığın mekan gidip arkadaşlarınla... Psikolojiyi taze tutmak. Aynen. Lazım. Taze tutmak için arkadaşlarınla dışarı çık, yemek ye, başka bir şey konuş. Spor konuş. Yani o konuda... Ne bileyim. Evet. Herhangi bir şey, sevdiğiniz herhangi bir şey konuşun. Şey karıştırılmasın yani. Çok hırsından tabii. Eve kapanmak
uzun vadede sana sıkıntı çıkarttı. İşte strateji dediğimiz olay orada devreye giriyor. İlk ay çok iyi çalışırsın. Hırs seni bir yere ama götürür. Ama ikinci, üçüncü ayda şey olursun yani. Sistem seni işin sonuna götürür. Hırs seni sadece bir iki ay götürür. Aynen. O hırs, aldığın o hırsla, o motivasyonla belli bir sistem kurman lazım. Mola vereceğin zamanı da bilmen lazım. Yani şu anda mesela kırılgan aylar özellikle. Türev, limit, integral, işte organik başladı. Evet, evet. Bitki biyolojisi başladı. Konuları erken öğrenmeniz önemli. Yani öğrenemiyorum sıkıntıları. Deneme sınavları tabii birazcık düşük gelmeye başladı. Çünkü onlara yoğunlaşmaya başladı. Tabii. Hani bu gibi sıkıntılarda düşüyor. Hani uzun büyük resmi görebilmek için birazcık duraklayıp etrafı bir bakmak lazım bence yani. Harıl harıl derse bakmak yerine hani bir gününü salıp 3 ayını planlamak lazım belki. Aynen, 1 ayını planlamak lazım. Aynen, 3 ay biraz fazla. Planlı programlı olmak önemli. Bir de arkadaşlar bu eve kapanma dönemi şimdi değil yani. Şu an mesela bir hafta çalışıyorsunuz. O bir haftanın sonunda kendinize bir yemek izni, arkadaşlarınıza bir muhabbet izni. Bunları vereceksiniz yani. Böyle izinler vereceksiniz kendinize. Onun vakti ne zaman? Bu eve kapanmanın gerekirse hayvan gibi çalışmanın vakti son bir aydır. Geriye kalan kısımda da yoğun çalışacaksın ama bir haftada bir, iki haftada bir kendine izin vereceksin yani. Hmm. Ve bu izin evde yatmak olmayacak, televizyon izlemek olmayacak, dışarı çıkacaksın, hava alacaksın yani. Tamam. Bu yani genel olarak. Ya biz çalıştık yani kardeş. Çalıştık ya. Abi yani. Şimdi çalışmadık, çalışmadınız nasıl oldu mu zeka ile mekayla? Ben bilmiyorum, şu andakileriyle önceki videolarla karşılaştırırsanız büyük ihtimalle diyeceksiniz yani. Bu arkadaş hakiki çalışmamış, bu abi hakiki çalışmamış diyeceksiniz. Ya şimdi benim kanala çıkanlar hakiki söylüyordur, şimdi öyle demeyelim. Yok yani. Yok yani şey. Başka kanallara çıkanlar belki yanlış söylüyor olabilir. Ama yani şey diyelim. Onlar çalışmamıştır ama ben çarpı 2 çalışmamışım diye. Yani. Öyle bir şey olabilir. En tembel sen. En tembel benim arkadaşım. Sonra şeyden bahsedeyim ben. Dershaneden bahsedeyim seri. Ben dershaneye arkadaşlar yazıldım ama Eylül, Ekim, Kasım'da gittim maksimum. Sonrasında gitmedim. Yani 5-6 ay gitmedim yani bildiğiniz. Bıraktım dershaneyi. Bu aralıklarda bıraktım yani. Bırakmamın sebebi dershane hocalarım genel olarak bana bir katkı sağlamadı. Dershaneden verim alamadım. Dershanem evime uzaktı. Bunlar yani beni dershaneden iten etmenler oldu. Hem çok vaktimi alıyordu hem verimsiz oluyordu. O yüzden kendim bir çalışma stiline döndüm. YouTube'dan çalışmaya başladım. O kanallardan ben planlı olarak önceki insanlar da bahsetmiştir planın önemini. Ben planlı olarak mesela diyordum bu hafta ben organiği bitireceğim. Benim öyle şey planım yoktu ama bugün şunu yapacağım diye. O kadar planlı olamıyordum. Öyle olabiliyorsanız daha da iyi zaten sizin için. Ama benim şeydi, haftalık planlardı daha çok. Organik bu hafta bitecek diyordum, bitiyordu. Yani konusunu bitiriyordum, bir kaynaktan çözüyordum. Vakit kısıtlı kaldığı için. Benim daha da az vaktim vardı o yüzden. Sonrasında YouTube'dan devam ettim tabii sürekli. İyi kanallar var. Yani şey, ön yargıyla yaklaşmayın. Dershanenizden verim alamıyorsanız kendiniz gitmeniz lazım. Bunu birkaç kişi de söyledi yani. Bu dershaneden verim alamıyorsan diğer şekilde dönme yani. Birkaç kişi dershanenin öneminden bahsetti. Birkaç kişi dershaneden eğer yeterli verim alamıyorsan kendine devam edebilirsin. Bundan korkma diyorlar tabii yani. Tabii tabii. Dershane seçimi çok önemli. Eğer şu an takipçilerinin 11. sınıf olanlar ya da 11. sınıf olanlar vardır özellikle, onlara söylemek lazım. Yani dershanenizi doğru seçin arkadaşlar. Yani doğru dershane sizi çok ileri atar. Yanlış dershane de sizi yerinizde tutar, vaktinizi çalar ekstradan. Hem de paranız gider yani. Denemelere, kitaplara vereceğiniz parayı dershaneye verirsiniz. Evet. Boşu evet. Boşuna. Abi son olarak şeyi sorayım. Ya şu anda peki böyle 6 ay sen harbiden gecenin gündüzüne kattın yani kelimenin tam anlamıyla. Memnun musun yani şu anda bu yaptığın sıralamadan, olduğun şu anda yerden, geçirdiğin vakitten? Mesela sen 3 ay yaz geçirdin hani bahsettin arkadaşlar. Sen memnun bir şekilde mi geçirdin? Nasıl geçirdin yani? Arkadaşlar şöyle diyeyim. Ben bu yazdan memnunum arkadaşlar yani çalıştığım için. Yani şöyle diyeyim, çalışmasaydım yani 10 bin yapamazdım ben. 50 bin yapardım, 100 bin yapardım, 150 bin yapardım. Bunu bilemem. Yani çünkü hiç bilgi birikimim yoktu. Ama çalıştığım için memnunum. 10 bin yaptım. Yani bir yerlere girebiliyordum istediğim yerlere mühendislikte. İyi üniversitelere girebiliyordum. O yüzden yani mutlu geçirdim yani yazımı. Rahat rahat dinlendim. Gerektiğinde gezdim. Gerektiğinde yattım, dinlendim. Kitabımı okudum, filmimi izledim. Yani ne bileyim. Nasıl isterseniz yani yaz sizin. Eğleniyorsunuz yani her türlü. Güzel bir yaz sizi bekliyor. Başarılı olursanız. Mezuna kalmazsanız. Yani olabildiğince şey yapın, çalışın. Güzel olur yani. Evet, Efe ile bugün perspektif kazanması konseptimize devam ettik. Teşekkür ediyorum sana Efe. Buralara kadar geldi yani, falan diyeceğim de birlikte geldi zaten. Yok arkadaşlar, okuldayız zaten. Şey yani evet, sizlere evet. Bir faydası olduysa ben memnun olurum. Bu arada yani. Efe'nin de sorunuz varsa Efe'nin de iletişim bilgilerini aşağıya aktarırım. Yani bence Efe'nin profiline yakın olacağınızı düşünüyorum ve çünkü son 6 ayda o süreci hallettiği için aynen öyle. Size yardımcı olacaktır o konuyla alakalı. Bizden yani bu kadar. Bir şey olursa yardımcı olurum aynen. Yani. Yorumlara falan da yazarsın. Selamlar. Görüşürüz arkadaşlar.